Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cetvel yayınları yani İMES yayınlarının AYT ÖKLİT denemesinin kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. 15. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Periyodik sistemde toprak alkali yani 2A grubunda bulunan X, Y, Z metallerinin birinci yoğunlaşma enerjilerini gösteren denklem yukarıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bakın X'ten bir elektron kopartmak 158, 97 ve 213 şeklinde verilmiş. Bu hepsi 2A grubunda olduğu için şöyle bir sıralama yapabiliriz bakın. 2A dedim. 2A'da en üstte olan iyonlaşma enerjisi en büyük olan olacak. Yani Z'yi en üste koydum. Peşine X, en altta da Y olacak şekilde sıraladık. Buna göre hangisi doğrudur dedi. Atom numarası en büyük olan Z'dir. Arkadaşlar atom numarası görüyoruz ki en küçük olan. En üstte olduğu için en küçük olan Z'dir. Üçünün de değerlik elektron sayısı 2'de evet alkali, toprak alkali oldukları için 2A'dır doğru. Y atomunun yarıçapı X atomunun yarıçapından daha fazladır. Y atomunun yarıçapı X atomunun yarıçapından daha azdır diyor. Bakın Y aşağıda olduğu için Y büyük. X demesi lazım. Burada tam tersini demiş. O yüzden cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 16. soruyla devam ettiğimizde temel halde elektron konfigürasyonlarının en yüksek enerjili orbitalinde bulunan bir elektronun katman sayıları verilmiştir. Bakın 3 bu verdiği de P'ye aittir 3P. Yani 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P'ye geçmiş. Buna göre X elementiyle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. X elementin atom numarası en az 13 olabilir. Evet 1 verdiğimiz takdirde 13 olacaktır. Doğru. X elementi 3. periyot 1A. 1A olsaydı 3. periyot S1 ile bitmesi gerekiyordu. S2'ye gittiği için en az 3 ile başlayıp en fazla 8A'ya kadar gidebilecektir. 3. X elementi periyodik sistemin P bloğunda evet P ile bittiği için P bloğunda yani baş grup elementlerinde bulunacaktır. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet 17. soruyla devam ettiğimizde diyor ki şekildeki sistemde belirli miktarlarda ideal helyum ve CH4 gazları dengededir. Helyum gazının kısmi basıncını artırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Burada bize özellikle bakın helyumu soruyor. Şimdi bu kaba aynı sıcaklıkta CH4 eklersek kabın hacmi ne olacak? Burada V artacak. Hacim artarsa helyumun basıncı ne olur arkadaşlar? Azalacaktır. O yüzden birincisi yanlış. Piston üzerine M kütleli cisim koyarsak hacim azalır. Hacim azalırsa helyumun kısmi basıncı ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Piston sabitken sıcaklığı artırmak. Sıcaklık artarsa basınç ne yapar? Artar arkadaşlar. Nereden geldi? PV, NRT bunlar sabit. Sıcaklık artarsa basınç arttı. Pistonu sabit sıcaklıkta bir miktar yukarı çekersek yine ne oldu? Hacim arttı. Hacim artarsa helyum gazının basıncı azalacaktır. Bundan dolayı cevabımız 2 ve 3 doğru olduğu için cevap Bursa gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 18. soruyla devam ediyoruz. 18. soruda 25, 35 ve 50 derecelerde X, Y, Z maddelerinin 100 gram suda gram cinsinden çözünürlüklerini gösteren tablo yukarıda verilmiştir. Bakın 19, 26, 38. Bu sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyor. Endo. Bakın A vermiş, 40 vermiş, 27. Demek ki düştüğüne göre bu egzo ve şu 40'tan daha büyük bir sayı. Yani 41 gibi ya da 50 gibi. 8, 23, 36 dediğine göre bu da yine endotermik bir olaydır. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? X ve Z'nin çözünürlüğü endotermiktir. Evet doğru dedik. A değeri 40'tan fazladır. Evet 40'tan daha büyük 41, 42, 50 gibi olabilir. 35 derecede aynı miktar su ile hazırlanan çözeltilerden kütlesi en az olan Z'dir. Bakın 35'te 26, 40, 23 en az çözünen 23 Z'dedir. O yüzden doğru cevap E şıkkı gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet geldik 19. soruya. 19. soruda X artı 2Y'den Z oluşmuş ve burada eğer ki bakın delta H eşittir ürün eksi giren. Ürünümüzün enerjisi 12 eksi 60'tan eksi 48 bulduk. Yani bunun delta H'ı eksi 48. Burada bize 1,8,96 vermiş. Diyor ki potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği yukarıda verilen reaksiyonda göre normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan Y gazının kullanılırsa entalpi değişimi kaç olur? Şimdi 1 mol 22,4 ise kaç mol? 8,96'dır dediğimizde x eşittir 0,4 mol geldi. Burada y üstünden soru sorduğu için şuraya 0,4 yazacağım. 2 mol y kullanıldığında 48 kilojül enerji açığa çıkıyormuş. Bakın 2 mol y'de 48 çıkıyorsa 0,4'te kaç çıkar? Bakın şununla şunu sildiğimde burada 0,2 kalır. Bunu 2 ile çarpsam 96, bir virgül kaydırdık. 9,6 ama eksi 9,6 şeklinde söylememiz gerekecektir arkadaşlar. Geldik 20. soruya. 20. soruda bir hız sorusu. Burada tek basamakta dediği için buranın hızını yazarsam hız eşittir k çarpı x çarpı y çarpı z'nin karesi şeklinde söylememiz gerekiyor. Şimdi iki tane hızı da yazıp a'yı yerine yazacağım. Bakın ilk önce alttakiyle başladım. Ya da üsttekini yazan fark etmez. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir k çarpı 0,5 çarpı a çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi bölü. Alttakini yazıyorum şimdi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir k çarpı 0,1 çarpı 0,2 çarpı 0,1'in karesi. Yani 10 üzeri eksi 1'in karesi. Şimdi buradan ne gelecek? Bir kere bu bunu götürdü. Burada 2 kalmış oldu. K'lar zaten birbirini götürür. Bakın şu 0,5 ile 0,2'yi sadeleştirirsem burada 2, burada 5 kaldı. Bu 2, bu 2'yi götürmüş oldu. Burada 5 çarpı a çarpı 10 üzeri eksi 4. 5 çarpı a çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir 0,2. 10 üzeri eksi 2 buradan geldi. 1 de buradan geldi. 10 üzeri eksi 3. Bu bunu götürdüğünde 10 üzeri eksi 1 kalır. 5a eşittir karşıya atarsak bu 10, a eşittir 2 sonucuna varmış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde a değerini 2 bulmuş olduk. Gelelim 21. soruya arkadaşlar. Bakın burada bir hs, burada bir x var, buraya bir s yazmamız lazım. Hidrojen sayısına baktığımızda 1, 2 daha 3, bu tarafta 3 olduğu için bunun hiç hidrojeni yok. Eksi 1 artı 1 olduğu için burada da eksi 2 ile tamamlamış olacağız. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? HS eksi asit olarak davranır. Evet, bakın konjüge asittir. HS S'ye dönüşken ortama hidrojen verdiği için, proton verici olduğu için onun asit olduğunu söyleyebiliriz. H2O molekülü proton alıcı olarak davranır diyor. Bakın burada H2O ne yapmıştır? Proton almıştır. Evet, doğru. X maddesi H2S'dir. H2S değil, S-2'dir. O yüzden yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Bize de yanlışı sorduğu için cevap yalnız 3 gelmiş oldu. Evet, 22. soruyla devam ediyoruz. İndirgenme ve yükseltgenme olaylarında bir arada bulunduğu tepkimelere redoks tepkimesi denir. Redoks tepkimeleri nötr ortam, asidik ortam ve bazik ortam gerçekleşir. Nötr ortamda gerçekleşir. Şimdi bize bir tepkime vermiş. Burada eksi 2 artı 2, eksi 2 artı 1, eksi 2 artı 4, buna da 0 dedik. Reaksiyon ile ilgili hangisi doğrudur? Bakın CO bileşiğindeki C yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Evet, biz de zaten o şekilde bulmuş olduk. CO2 yükseltgenme yönüdür. Bakın artı 2'den artı 4'e yükseltgenme sonucunda meydana geldiği için doğru. H2O indirgenendir. Artı 1'den 0'a indirgenmiş. Yani yükseltgen ya da indirgenendir. O yüzden doğru. H2 indirgendir. Bakın H2 artı 1'den 0'a indirgenme ürünüdür arkadaşlar. İndirgeme yaşayan bu değildir. O yüzden yanlış. 1 mol karbon atomu 2 mol elektron vermiştir. Evet, bakın artı 2'den artı 4'e 2 mol elektron vermiştir. Yanlış olan D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 23. soruyla devam edersek NaCl ve KCl eriyle bulunduran kaba platin elektrotlar daldırıldığında üreteç bağlanarak elektroliz olayı gerçekleşiyor. 2 numaralı elektrotta ilk olarak sodyum. Şimdi burada sodyum çıkıyorsa bu tarafta bakın Na artı Cl'ler ve K artı Cl'ler var. Tabii ki buradan sodyum ve potasyumlar çıkacak. Sodyum ve potasyumlar, diğer taraftan da klor gazlı şeklinde söyleyebiliriz. 2 numaralı elektrotta ilk önce sodyum katısı biriktiğine göre sodyumun artıdan sıfıra indirgenmesi potasyumunkinden daha fazla oldu. Potasyum metalinin elektron olma eğilimi sodyum metalinden daha fazladır. Hayır, ilk indirgenen sodyum olduğu için bunun tam tersini söylememiz lazım. 1 numaralı elektrodun çevresinden klor gazı çıkışı vardır. 1 numaralı elektrodun çevresinde klor gazı çıkışı gözlenir. Evet, bu doğru. 2 numaralı elektrot katottur diyor. Evet, 2 numaralı elektrot katottur. Burası katot. Burada yükseltgenme olduğu için burası da anot olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğru gelmiş oldu arkadaşlar. Cevap bu şekilde D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 24. soruyla devam ediyoruz. Kalsiyum klorür artı ısı kalsiyum artı klora dönüşmektedir. Şekildeki sistemde kalsiyum klorür katısının sulu çözeltisine 0,1 molar kalsiyum klorür katısı eklenip çözülmesi sağlandığında son durumda dibinde bir miktar daha katının bulunduğu görülüyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bu atılan maddeyi çözdüğüne göre demek ki başlangıçta içerisinde var ama doymamıştır. Çünkü 0,1 yani 10'dan 0,02 çıkarttığımızda 0,08 mol kadar daha çözdüğünü görüyoruz. O yüzden başlangıçta çözelti doymamıştır. Doğru. Çözeltinin sıcaklığı artırıldığında bakın ısı sol tarafta yani endotermik, ısıyı artırırsam sağa doğru gidecektir. Dipte katı kütlesi artar. Yanlış arkadaşlar, katı değil çözünen madde miktarı artacaktır. Aynı sıcaklıkta bir miktar saf su eklenip kalsiyum klorür katısının çözünürlüğü artar. Şimdi saf su eklemek katının çözünürlüğünde herhangi bir şey değiştirmeyecektir. Sadece daha fazla katıyı çözmesini sağlayacaktır. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Geldik 25. soruya. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi konum izomerisi yoktur? Bakın burada 1, 2, 3, 4 diyorum. 2 bütin denir. Bunun bir bütinini yazarsam bunun konum izomerisi vardır. İkincisi 1, 2 dedim. 1, 2 dibrom. Büten eten derim. Bunun 1, 1 dibromda konum izomerisi olabilir. D şıkkına geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın birin önünde olduğu için 1 büten ile 2 büten birbirinin konum izomerisi olacaktır. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4. Bakın birin önünde ve 3'ün önünde 1, 3 şeklinde söylenir. Aynı zamanda bunu buraya getirirsem 1, 4'te diyebiliriz. Ancak C şıkkındaki yapıda tek çift bağ olduğu için bunun farklı bir yere bağladığında yine bir olacaktır. O yüzden konum izomerisi bulunmamaktadır arkadaşlar. Evet, 26. soruyla devam ediyoruz. XYZ hidrokarbonlarından oluşan gaz karışımı şekildeki sistemde A ucundan gönderildiğinde B ucundan yalnız Y gazı çıkarken Z gazı KMnO4 çözeltisine takılıyor. Şimdi soğuk seyreltik KMnO4 ile arkadaşlar alkenler tepkimeye girer. Br2 ile de alken ve alkinler tepkimeye girer. Şimdi burada kim kaldı? Z burada kalacak arkadaşlar. O zaman Z'nin ne olması lazım? Alken olması lazım. Bakın şunları aldık. Bu diğerlerini bir silelim. Sonra Y buradan çıktığına göre Y'nin alkan olması lazım. Bu tarafta kalacak olan kim? Zaten alken burada kaldığı için burada da alkinimiz kalmış olacak. Yani burada kalan X maddesinin alkin, Y maddesi dışarı çıkanında alkan olduğunu söylersek cevabımız Bursa gelmiş olacaktır arkadaşlar. Geldik 27. soruya. Bakın bize 7 karbon burada. 8, 9, 10, 11, 7 de buradan geldi. 18 karbonlu bir yapı vermiş. Bu bir karboksil asit ve aynı zamanda alken yapısı var. Yukarıda formülü verilen oleik asit bileşiğiyle aittir. Oleik asitle ilgili hangisi doğrudur demiş. Bakalım, doymamıştır. Evet, doymamış bir asit doğru. İki tür fonksiyonel grup, hem alkeni var hem karboksil asiti var. İki tane fonksiyonel grubu var, doğru. Zeytinyağında bulundur. Evet, oleik asitler zeytinyağında bolca bulunmaktadır. Cevabımız bu şekilde Edirne geliyor. Arkadaşlar cetvel yani İMES yayınlarının AYT kimya ÖKLİT denemesinin AYT kimya soru çözümleriyle beraber olduk. Oldukça güzel bir denemeydi, hocamıza teşekkür ederiz. Bu tarz yayınları çözmeye devam edin. Sınav yaklaşıyor arkadaşlar artık. Heyecanlı zaman başlıyor, ancak bırakmayın. Soru çözümüne, deneme çözümüne mutlaka devam edin. Bu tarz kanalları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonunda mutlaka başarıya ulaşacaksınızdır. Görüşürüz.